Nesrin sormuş İstanbul'dan. İhsan ve koşunda eylem halindeyken merhamet, neşe, şefkat, utanç aşamaları var mıdır? Var. Bir sürü hissiyat var. Sadece bunlar değil. Bir sürü hissiyat var ama genelde dosta iyilik yapmaktan mutlu olacaksınız. Mutsuz olduğunuz zamanlarda olacak, mutlu olduğunuz zamanlarda olacak. İkisi arasında izlenimlerde olacaksınız. Göreceksiniz ki ay ah, ihsan etmek yavaş yavaş yaptıkça içinize sinmeye başlayacak. Ondan sonra yeni bir safa olacak, olmaya başlayacaksınız. Kaçmak isteyeceksiniz. Sonra bu koşulu da aşacaksınız bir şekilde. Sonra yardımcı olmak yine iyi hissiyat getirecek size. Bu dalgalanmalar arasında, bu inçikler arasında çok önemli. Ne yapacaksınız? Bu... Bu iyi hissiyatla kötü hissiyat arasında her şey burada da değil burada da değil şu arada her şey ama hep bu aralarda hissedeceksiniz. Binbir asabiyetten geçeceksiniz. Sevgi hissedeceksiniz. Birden kucaklamak isteyeceksiniz. İçinizden birden arkadaş sevgi hissiyatı oluşacaksınız. Nereden geldi? Tanımam etmem yüzünü kaç kere ekranda görmüşüm. Bir toplantıya çay içtik. Birden içimde ona yönelik bir şey olmaya başladı. Bunların hepsi manevi çalışmanın sonucunda hissedeceğimiz şey. Bunlar içimizde yaşayacağız. O yüzden Yavaş yavaş. Her şey birden olmaz. Siz de biliyorsunuz. Hep yavaş yavaş diyorum. Çünkü sabrın sonu selamet. Selamet bütünlük kelimesinden. Eğer sabredersek, beraber ilerlersek, yaparsak yaş yaş olacak. Hep bu aralarda ama. O yüzden buraya geldiğiniz an, kişi yani iyi bir izlenimde tak olduğu an hemen düşüşte. Hemen tak diye düşmeye başlar. Bunu, bu güzel, böyle olması lazım. Burada kalırsanız burası ölüm. Ama yani hemen yeni bir koşula başlamız lazım. Dibin dibine vurduk, hemen yükselmeye başlama koşulunda olacağız. Göreceksiniz grubun akıntısıyla gideceğimiz için hiçbir zaman adam grubun akıntısıyla giderse ne burada kalır ne de burada kalır. Bu aralardaki izlenimler de hep kalır. Bunlar hep değişim geçirir yani. Hep değişim geçirmek çok önemli. Ne hissettiğimiz önemli değil. Kendimi iyi ya da kötü hissetmem önemli olan o değil. Sürekli değişimden geçmem önemli. Yoksa iyi ve kötü hissiyatı kapı, şey, takıntı yapmayın ona. Kendimi iyi hissediyorum, kötü hissediyorum. Takılmayın oraya. Ne kadar çok şey yaşarsam o kadar çok izlenimim olur. O kadar çok izlenim, o kadar birikim. O kadar çok birikim içimdeki e, ayrımları yapmaya faydalı olur. O zaman egomdan nefret etmeye bu kadar izlenimin birikimiyle gelebilirim. Bu yüzden manevi çalışmada mantık ötesi gittiğimiz zaman, deme, dediğimiz zaman çoğu zaman neredeyiz? İyi ve kötü hissiyatın üstünde. Burası çünkü bizim bu dünyamız kişinin kendisini ya kötü hissettiği yer ya iyi hissettiği yer. O yüzden manevi çalışma bunun üstünde olmalı. Bu şu alanın içerisinde olmalı. Tamam Aşağıda fazla takılmayacaksınız. Ama burası Celal tarlası derler. Bazen dostlara yönelik nefret gelir. Dostlara yönelik iticilik gelir. Dostları suçlar insanlar. Ha, celal kapısı derler. Adam celallenir biraz. Celal tarlası. Oradan çabuk geçeceksin diyor. Hemen tık 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 tık. Tamam. Ki hemen tekrar ihsa etme eylemine yönelsin kişi. O hissiyatın içine tak duracağız, hissettik pat, hemen tekrar atılacağız. O yüzden birçok şey hissedeceğiz. Kendimizden utandığımız da olacak, utanacağız da.